girdim yarın bahçesine, çiçekler açmış. O yar benim yüreğimde yaralar saçmış. O yar benim yüreğimde yaralar saçmış. Sevirem seni. Gel, gel, gel gözlerim gel. Sevirem seni. Eğer kısmetim olursa ağlarım seni. Eğer kısmetim olursa ağlarım seni. Girdim yarın deryasına, gemim dolmadı. Küçük yaşta bir yar sevdim, benim olmadı. Küçük yaşta bir yar sevdim, benim olmadı. Gel, gel, gel gözlerim gel, sevirem seni. Kısmetim olursa ağlarım seni. Merhaba değerli TRT Müzik izleyicilerimiz. Yepyeni bir Hemhal programıyla sizlerle birlikteyiz. Üçhisar Müzik Grubu olarak hazırlıyoruz. Değerli Erdin Şenyaylar ve değerli Engin Gürkey ile beraber. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. On parmağında on marifet diyebileceğimiz ses ve bağlama ve tar sanatçısı, aranjör, sevgili Volkan Kaplan. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sizi gördüm, daha iyi oldum.
Sağ olasın. Bayağı oldu görüşememiştik. Evet. Programla... Bu vesileyle evet. Görüşmüş olduk. Türkülerle hemhal olmuş bir insan olarak Anadolu türküleri ve bağlamaya dokunmak nasıl bir duygu? Sana neler hissettiriyor? Çocuk yaşlardan beri bağlama elimde. 11 yaşında başladım. 11 yaşında. Evet, 11 yaşında başladım. 14 yaşında da tara elime aldım. Evet. Çok güzel farkındalıklar ya o yaşlarda. Gerçekten. Teşekkür ederim. Yani ilk başladığım zamanlarda tabii bunu bir sadece enstrüman olarak çaldım ama daha sonrasında Anadolu'daki kültürün derinliğini görünce başka bir mana kazandı bende. Yani Anadolu insanının acısı, hüznü, sevinci, bütün yaşadıkları aslında bu enstrümana hapsolmuş. İçinde var bağlamanın. Bunun derinliğini fark edince başka bir bakış açısıyla enstrümanımı çalışmaya başladım. Tarda da yine aynı şekilde bu yolu izledim. Benim için onur verici, gurur verici. Benim için yani Anadolu kültürüne bir nebze katkıda bulunmak da bana sevinç veriyor. Mutlu oluyorum. Çok güzel. Özellikle çalışmalarında memleketin olan Tokat yöresine de Evet. ağırlık veriyorsun. Bize oranın müzik kültüründen biraz bahsetmek ister misin? Tabii ki Tokat diğer yörelerden biraz daha farklı bir müzik anlayışına sahip. Hem makamsal olarak, Değil mi? evet, hem ritmik detaylarıyla biraz daha farklı. Yani daha farklı dediğim hani genelde duyduğumuz Orta Anadolu türküleri, Ege türküleri, işte Sivas Erzincan türkülerinden ziyade başka bir makamsal Değil yapıyı mi? işliyor. Bakıyorsun mesela Sivas'ta yan yana ama ne Sivas'ın kültürünü almış, Evet. Karadeniz'de de yan yana ama Ne Karadeniz bambaşka bir gibi, olay yani. evet, ne Karadeniz gibi, ne Orta Anadolu gibi, ne Doğu Anadolu gibi kendine has bir tarzı var o yörenin. Elimden geldiğince ben de o yörenin türkülerini seslendirmeye çalışıyorum, çalmaya çalışıyorum. Bizlere aktarıyorsun. Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim. değerli çalışmaların için. Ben teşekkür ederim. Şimdi o güzel bağlamanla senden bir eser dinleyelim mi? Tabii ki. Allı turnam bizim ele varırsan, allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Gülüm gülüm, kırıldı kolum, tutmadı elim durmaları. Ah gülüm gülüm, yar gülüm gülüm, kız gülüm gülüm, durmaları. Eğer bizi sual eden olursa, eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük benzi soluk yar söyler.
de olmamış bulmuşum dünya. Bağışla sevdiğim Hakk'ı sever seven, vay vay vay. Gel ağlatma beni eller içinde, vay vay vay. Bizi söyleşir bu devri alem, vay 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 vay. Beni destan ettin eller içinde, vay vay içinde, vay vay içinde. Destan ettin eller içinde, vay vay içinde, vay vay içinde, vay vay. Hasretin sineme yaralar açtı, vay vay vay. Kaybettim aklımı fikrim dolaştı, vay vay vay. Gözüm yaşı sele karıştı, vay 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 vay. Dost eline giderseler içinde, vay vay içinde. Eline giderseler içinde, vay vay içinde, vay vay içinde, vay vay. Garip başımı sevdaya saldın, vay vay vay.
Yar senin aşkınla sarardım soldum vay vay vay. Şaşırdım yolumu perişan oldum vay 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 vay. Bir mecnuna döndüm kullar içinde vay vay içinde. Mecnun'a döndüm kullar içinde vay vay içinde vay vay içinde vay vay. Aynı zamanda tar da icra ediyorsun. Tar da çok önemli evet. Bir enstrüman ve dünyada çok karşılığı olan bir enstrüman ve birçok coğrafyada aslında icra edilen bir enstrüman tar. Senin çaldığın tabii Azeri tarı. Hı hı. Mesela İran'a gittiğimizde İran'da da tarı görüyoruz ama hı hı. Bambaşka bir icra biçimiyle evet. icra ediliyor. Mesela ben hep şunu merak ederim. İran tarı ile Azeri tarı arasında farklılık var mı? Farklılık var. İran tarını biz bağlama gibi dizimize koyup çalıyoruz. Ama Azerbaycan tarını sinede çalıyoruz. Değil mi? Ve tel sayısı daha fazla Azerbaycan tarında. Öyle mi? Koma perdeler, işleyiş, makamları, işleyiş biçimleri de farklı. Perdeler de farklı o zaman. Perdeler de farklı. Makamları, işleyiş şekilleri de farklı. Yani bir Hicaz makamını işlerken Azerbaycan'da bunun karşılığı Şuşter makamı. Başka işliyor. Tampere Ses'te işliyor. Fakat İran'a geldiğimizde bu Hicaz'ı ikinci derecesini koma olarak işliyor. Böyle makamsal ufak detayları var. Yani bambaşka müzikler aslında. O da yani bambaşka bir kültür. Peki tarla evet. tanışmanı biraz daha açar mısın? Nasıl oldu? Yani bağlamadan tara geçiş. Bir de çok farklı bir teknik yani aslında. Hem tutuş tekniği çok farklı hem perde yapısı çok farklı. Hı hı. Yani iki saz arasındaki o hakimiyet süreci de bence... Evet yani bağlama eğitimi aldığım sıralarda Azerbaycan müziklerini dinlemeye başlamıştım. Ve orada Alim Kasımov Usta'yı dinledim ve orada bir... enstrüman sesi geliyor kulağıma ama ne olduğunu bilmiyorum. Değil mi? Evet. Sonra öğrendim tarmış ve bunu orada o kayıtta icra eden de Malik Mansurov Üstad. Hı-hı. O da Azerbaycan'da konservatuvarda hoca kendisi. Öyle mi? Onun çaldığı tarla ben heveslenip tara başladım 14 yaşında. Konservatuvarda İTÜ'de çalgı eğitim bölümünde tarla eğitim okulda aldım. Okulda tardı. Okulda İşte sazım tardı, evet. Bağlama değildi. Bu yolla başladım. Sonra orada da bambaşka bir derinlik olduğunu gördüm Azerbaycan müziğinde. Birçok çeşit mugamlar var ve o makamların şubeleri var. Çok Değil geniş mi? Bir derinlik var. Bir de Batı müziğiyle de daha içli dışlı sanki. Evet, yani bir piyanoyla tar eşlik bir Rus ekolünden gelme gibi bir olmuş. Evet. Şeyler var ve tarla ilgili yazılmış bestekar eserleri çok. Yani geleneksel mahnılar var, mugamlar var. Bunun var. Yanı sıra çok bestekar tar için eser üretmiş. Büyük bir repertuvar var diyebiliriz. Evet, çok büyük bir repertuvar var. Mükemmel. O zaman bir tar dinlemek isteriz senden. Tabii ki, seve seve. Teşekkür Sağ ederiz. Olun. Thank you.
Yürüsen yürüsen de yol alamazsın. Yürüsen yürüsen de yol alamazsın. Yol alamazsın. Azrail olsan da can alamazsın. Hele sen dünyayı da hal bura vursan, hele sen dünyayı da hal bura vursan, hal bura vursan, sen de benim gibi de yar bulamazsın, ben de muhabbetli de yar bulamazsın. Yürü güzel yürü de ömrümün varı, eridi kalmadı da dağların karı. Güzel yürü de Leylalarına selam mı verilir böylelerine? Ölümden korkup da geriye durma, ölümden korkup da sen geri durma, sen geri durma. Yiğidin alnına da yazılan gelir, güzelin alnına da yazılan gelir.
güzel yürü de ömrümün varı, eridi kalmadı da dağların karı. Yürü güzel yürü de Leylalarına, selam mı verilir böylelerine. He sen gel sevgi ban kesen gel, he sen gel ay he sen gel sevgi ban kesen gel, gönlüm seni arzular ya men gelim ya sen gel, gönlüm seni arzular ya men gelim ya sen gel. Aynı zamanda aranjmanlar da yapıyorsun. Birçok albüm de kazandırdım. Evet. Bu konuda neler söylemek istersin? 2017 yılında kendi yapım şirketimi kurdum ve orada enstrümantal ve sözlü albümler yayınladım. Senin de orada olman bana hatta mutluluk verdi. Ha, çok güzel kalan Miras albümünde sen de vardın. Sağ olsun. Bunun yanı sıra işte kendi solo albümlerimi yayınladım. Bağlama Azerbaycan diye bir albüm yaptım. Tardaki eserleri bağlamaya göçürerek. Öyle mi? Onları bir çerçevede toparladım. Bağlama Azerbaycan diye bir albüm yaptım ve ilk defa yapılan Çocuklara Türküler albümü yaptım. Aa, evet, çok güzel. Çocuklar için türkü albümü. Ne kadar güzel. Kına türküleri yaptı. Kına aslında sadece yani düğünlerde gösterilen bir ritüel gibi görünüyor ama aslında İşte askere gidene de kına yakılır. Tabii, değil mi? Evet. İşte hatta eskiden ölenlere bile ellerine kına yakılır. Yani öyle bir mi? Yerden bir yere göçme, uğurlama ritüelidir. Onun için de bir kına türküleri albümü yaptım. Yine yeni yapımları yayınlamaya devam edeceğiz. Azerbaycan'la Türkiye arasında olan çalışmalarımız var. Bunları devam ettireceğiz. Emeğin daim olsun. Teşekkür ederim. Katılımın için
Çok teşekkür ederiz güzel icraların içinde. Ben çok teşekkür ederim. Ederiz. İyi ki varsın. Konuk ettiğiniz için, birlikte hemhal olduğumuz için çok teşekkür ederim. Nice programlarda bir arada oluruz umarım. Umarım. Teşekkürler. Sağ olun. Yeni bir programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Gidiyorum sen hemen ağla.
Mestane bakışlı nazlı cananım, benim sende hak nazarım kalsın mı? Harami gözlerin her dem gan eder, gamzen okuncu yerimi delsin mi? Harami gözlerin her dem gan eder, gamzen okuncu yerimi delsin mi? Bakışın bana cefadır her an, yok mudur sevdiğim göğsünde iman? Eller şad olup da güldüğü zaman, hasret kanı ile gözüm dolsun mu? Eller şad olup da zaman, hasret kanı ile gözüm dolsun mu? Hüseyin'e meydür varmak isterim, gül yüzüne yüzüm sürmek isterim. Seni bu sineme sarmak isterim, ya ne dersin seni saran ölsün mü? Seni bu sineme sarmak isterim, ya ne dersin seni saran ölsün mü?